Sözlerime Nazım'ın bir dörtlüğüyle başlamak istiyorum. Dört nala gelip uzak Asya'dan, bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzanan bu toprak bizim. Bu toprak bizim dostlar. Bu topraklar 1071'den beri bizlere vatan edilmiş. Vatan olarak bu uğurda can vermiş, kan vermişiz. Biraz önce konuşmacı arkadaşım söyledi. Üç kuruş eline para geçince kendini bir şey zanneden zibidi, buradaki bizim Karaburç köyünden bir kadınımızın direnişini cahillik olarak nitelemiş. Hele bile zibidi. Üç kuruş para sahibi olabilirsin ama halkın gönlüne sahip olamazsın, halkın sevgisine sahip olamazsın, bu topraklara sahip olamazsın. Değerli dostlar, bu AKP zihniyeti İstanbul'u biliyorsunuz talan etti, berbat etti, pisledi. Marmara Denizi'nde artık balıklar yüzemez hale geldi. Orayı bitirdiler, şimdi Anadolu'ya geldiler. Biz bu toprakları kimseye yedirmeyiz. Bunu herkes bilmeli. AK Parti gidici, bu chat raporunun altına imza atanlara sesleniyorum. Çok uzamayacak. İlk seçimlerde bu AK Parti gidecek. Ama siz bürokratlardan da bunun hesabını soracağız. Siz buraya chat raporu verirken kime danıştınız? Karaburç köyüne geldiniz mi? Karaburnu'ya geldiniz mi? Muhtarlarımızla konuştunuz mu? Burada toprak sahipleriyle görüştünüz mü? Yasaları çiğnediniz, yasaları bu çöp raporunu verirken. Değerli arkadaşlar, Kapadokya bölgesi Türkiye'nin değil, dünyanın gözde bir yeri, dünyanın. Dünyanın her yerinde denizi bulabilirsiniz, kumu bulabilirsiniz. Ama Kapadokya gibi bir bölgeyi bulamazsınız. Bu Kapadokya bölgesiyle ilgili bir alan yasası getirdiler meclise. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu destekledik. Ben de milletvekili olarak destekledim. Bazıları bu konuda ıvır zıvır ediyorlar ama boşver edecekler tabii. Amacımız neydi? Kapadokya bölgesinin talan edilmesini önlemekti. Tam tersine şimdi siz buradan başlayarak adım adım Ürgüp'e, Avanos'a doğru gitmek istiyorsunuz ama buna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi siz burada buranın köyün su tesisi sunulmasını, su işlevini yerine getirilmesini sağlayan bu bölgeyi siz eğer talan etmeye başlarsanız bu köyleri yok edeceğiniz anlamına gelir. İnsanları şehirlere doldurdunuz, insanları perişan ettiniz, açlık ve sefalete sürüklediniz. Tam tersine yapmanız gereken buraları geliştirmek, buraları onarmak, buraları yaşanır hale getirmek gerekirken siz buraları yaşanmaz hale getirmek için demin arkadaşım söyledi 650 bin liraya bu bölgeyi satmaya kalkıyorsunuz. Sattırmayacağız, yedirtmeyeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin, AK Parti de bilsin. Türkiye'nin her tarafını İstanbul yaptırmayacağız. İstanbul'u pisliğe büründürdüğünüz gibi Türkiye'nin her yerini pisliğe büründürmeyeceğiz. Bakın ben söylemiyorum bunu. Şimdiki Cumhurbaşkanı İstanbul'a ihanet ettik dedi. Anadolu'ya ihanet ettirmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu ülkede vatanseverler var. Yurtseverler var. Buna hep beraber direneceğiz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.